hava kirliliği dünya genelinde. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen konferansa Edirne Belediye Başkan Yardımcılarından Selçuk Çakır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaver Tetik ve şube yetkililerinin yanı sıra çok sayıda apartman yöneticileri ve kalorifer ateşçisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Yaver Tetik'in konuşmasıyla devam etti. Tetik, hava kirliliğinin tarihsel yapı ve dokular üzerinde de tahrip edici ve bozucu etkileri vardır. Bu nedenle hava kirliliği hem canlıların sağlığı açısından hem de ekonomik yönden zarar verici etkilere sahiptir. Hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili ülke çapında kömür kalitesinin artırıcı işlemlerinin uygulanması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, merkez ısınmaya teşvik, kalorifercilerin eğitimi, binalarda ısı izolatörü gibi önlemler alınmaktadır dedi. Hava kirliliği dünya genelinde özellikle endüstriyel tesislerden, konutlarda ısınma amaçlı yakıt tüketiminden ve motorlu taşıt egzozlarından kaynaklanmaktadır. Hava kirliliğinin başta insan sağlığı olmak üzere görüş mesafesi, materyaller, bitkiler ve hayvan sağlığı, kısacası çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili ülke çapında kömür kalitesini arttırıcı işlemlerin uygulanması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, merkezi ısınmayı teşvik, kalorifercilerin eğitimi, binaların ısı izolasyonu gibi önlemler alınmaktadır. Çağdaş yaşamın gereği olarak inşa edilen çok katlı binalardaki konut veya iş yeri için tesisi zorunlu olan asansörlerin kullanımı bir o kadar dikkat istediği gibi bakımı, denetimi, standartlara uygun olması ve güvenlik şartlarının sağlaması da en az kullanım kadar önem taşımaktadır. Seminer asansörlerin bakım ve işletme yönetmeliğinin sunumu ile devam etti. Söz konusu sunumu Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden Makine Mühendisi Ceren Yurdugüzel yaptı. Bu her asansörün kendine has bir kimlik numarası olması demek. Bunu nereden alacağız? Neye göre kimlik numarası vereceğiz? Bunu İçişleri Bakanlığı'nın Ulusal Adres Veri Tabanı'ndan alacağız.